Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yine şu üyelik kısmına değinmek istiyorum. Yani üye olanına değineceğim. Çünkü biraz daha üyemiz geldi ve önceki üyelerden de bahsedeceğim. Bir gün ara girdi bu arada, kusura bakmayın ya. Sınav olduğu için hem sınava da çalışıyorum. Bir yandan okulun sınavları falan da var. Sürekli devam ediyor, hala bitmiş değil. Bir yandan da gireceğim KPSS var. KPSS ile de uğraşmak istiyorum. KPSS'ye de gireceğim. Üniversitede boş durmak istemiyorum yani. Sürekli olarak bir yerlerde gelişmeye çalışıyorum. O yüzden bazen böyle videolar aksıyor, kusura bakmayın tekrardan. Ha bu arada size şunu da söyleyeyim. Shadow Fight 3'ü istemişsiniz abi. Yakında Shadow Fight 3'ü çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa, lütfen bir aksilik olmasın artık. Yani sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Sıkıntı çıkmazsa Shadow Fight 3'ü de çekeceğim yakında. İlk bölümünü atacağım. Umarım sıkıntı olmaz. Şöyle üye olanlara bir değinelim. Önceki üyelerden bahsedeceğim hemen. Himan Atakeyda, Eren Akan, HBY, Alper, Jester, Ataberk Deli Aslan, Enes Yılmaz, Amil Barutçu, Efsane Brawler, Arda ve Elasu TV, Ceyhun Pakır, Ömercan Kazdal, Batuhan Arda Kaygusuz, Mi Bot Raid, isim değiştirmiş galiba bir kankam, Sallayan Oyuncu, TMF Murat ve iki yeni üyemiz geldi aramıza. Ağlayan Kedi, aramıza hoş geldin kankam, adamsın. Arda Demen, sen de aramıza hoş geldin kankam, sen de adamsın. Eyvallah beyler, sağ olun. Şimdi şöyle size tanıtacağım, takıma geçelim bir. Karakter tanıtımı olduğu gibi takım tanıtımı da var tabii ki. Güçlü olan takımları size göstermeye çalışıyorum her zaman. Bu arada çok yakında Mortal Kombat güncellemesi de geliyor, onun da haberini size vermiş olayım. Normalde pazar günü gelecek diye biliyorum. Yani mobil uygulama, mobil şeylerinde, Instagram üzerinden falan öyle paylaşıyorlardı. Pazar günü gene gelemedi herhalde, bir aksilik mi oldu bilmiyorum artık. Neyse, şöyle hemen takımımızın tanıtımına bir geçelim. Bakın, Cold War Team, hani geçen seferlerde görmüştük hatırlıyorsanız. Bu ne güçlü takım ya diye şey yapıyordum, isyan ediyordum böyle. Bugün onu size tanıtacağım. Lan kulağım çınlıyor ya, bu ne, biri bir küfür mü ediyor arkamdan? Anlamadım ki. Her neyse, şu alt kısımlarını değineceğim bakın. All Cold War Team tüm Cold War takımındaki arkadaşlar, şu altta yazıyor ya bakın, All Cold War Team Mates diye yazıyor yani. Oralara değineceğim tüm karakterlerdeki. Herhangi bir Cold War takım arkadaşı eğer takımındayken ikinci yeteneğini kullandığı zaman karşı rakibe damage over time uygulayabiliyormuş %80 ihtimalle. Güzel. %80 artı 10. Anladığım kadarıyla böyle. Dur, bak, göreceğiz yani birazdan. Special attack 2 attığımızda çıldırtacak zaten. Şöyle gelelim be. Sonyan şeyini biliyorsunuz zaten. Çok çok manyak bir şey. Bakın, Cold War karakter senin oyunu Ice şey buz zırhımızda, Cold War karakterlerinde buz zırhında şey bir zaman sınırı yok. Yani buz kalkanı var bunun. Buz kalkanı geldiği zaman %90 karşı rakipten hasar almıyorsunuz. %90'ını kırıyor buz kalkanı, yeteneklerinin %90'ını kırıyor. Müthiş bir şey abi, hani 100.000 vuracaksa 10.000 vuruyor. Gerçekten bu inanılmaz ötesi bir şey. Çok güçlü bir hale getiriyor size. Ve wow! Tüm Cold War takım arkadaşları işte bu %60 şansla ikinci yeteneğini kullandığı zaman o buz zırhı var ya, buz zırhı tekrardan alma şansına sahip oluyorlar. Cold War karakterleri Day of Death karakterlerine karşı %10 daha fazla vuruyor. Bunu da söyleyeyim ekstradan. Şimdi şunun pasifine gelelim, Sub-Zero'nun pasifine. Bakın, hepsi birbirinden manyak ya. Şimdi rakibindeki Power Cold War her takım şey her Cold War takım üyesi için hem power generation'ını artırıyor hem de decreases opponents, karşı rakibin şeyini mi kırıyor? Karşı rakibin şeyini kırıyor lan. Power generation'ını kırıyor, takımınkini arttırıyor anladığım kadarıyla. Büyük ihtimalle öyle yapıyor aynen. Ve Cold War bu değil. Cold War takım arkadaşları takım şey özel yetenek kullandıkları zaman %50 şansla karşı rakibe frostbite efektini uyguluyor. Bu frostbite efekti neydi? Karşı rakibi yavaşlatıyor hem de power drain efekti uyguluyor. Müthiş bir şey gerçekten. Zaten göreceksiniz yani, inanılmaz güçlü oluyor bu takımlar savaşlarda. Yedili savaş gireceğim bu arada ya. Bunun tadını çıkarmak istiyorum. Charizard'ın 60 level ruh vereceğiz, sıkıntı olmaz ya, gelelim bakalım. Oğlum kesik hiç, ben bunu tokatlarım gibi ya, bilmiyorum. Böyle gel bakayım bir kankacım, sana birazcık vuralım. Hasarımız çok yok, doğru evet, ama çok büyük dert değil. Hani bu şey yapıyor, bir de takımdan şey alıyor. Şu an kesik hiç hasar alıyor anladığım kadarıyla. Sonya Blade'den hasar alıyordu diye hatırlıyorum. Bakın zaten Ice Armor'umuz var. O yönden çok büyük sıkıntı olmayacak bizim için. Tek dedik bu arada. Bak, bir de kalkanımız çalışıyor. Şu an vursun bana bir. 106 vuruyor kritikli abi. Normalde 71 vuruyor bak. Hasar yemiyoruz ya bak. Şuna bakar mısın? Saçmalığa bakın. İkinci teniyatında bu arada gördünüz değil mi? Yan tarafta Sonya yanıyordu. Umarım orayı kaçırmamışsınızdır.
Bakın. Burada hasarı kesin yani. Şuna bak. 794 vuruyor. Hani müthiş lan. Vallahi müthiş ya. Bak ikinci seneyi bir daha atacağım. 180 ihtimalle uyguluyor diye biliyorum. Şöyle bir atalım. Hop. Bak şu an mesela şey yanıyor. Kalkanım geri geldi. Onu da fark ettiniz mi? Buz zırhı geldi az önce. Geri kırıldı buz zırhı. Şu an sıfır vuruyor abi. Az önce işlemiyordu. Müthiş lan. Nasıl yeneceksin ki bu takımı? Bone Shield çalıştı bir de üstüne. Bir de bende ekstra kalkan var diyebiliyorum ölmemem için. İmkansız ya. Gerçekten hani Assassin's Creed'i bile tokatlayacak bir takım bu. Çok çok büyük sıkıntı ya. Gerçekten müthiş ötesi bir iyi takım ama. Aşırı seviyorum yani Cold War Team'i. Ciddi ciddi çok güçlü. Circle of Shadow. Bu da güzel çarpak. Nereptal var, o sıkıntı olabilir gerçi, zehirleyecek bize. Hadi bakalım. Şöyle Stevens mı? Stevens. Oğlum o ne ya, bir bırak artık. Allah Allah. Stun'ı bir koydu. Çıkamadık stun'dan moruk. Dur yan takı rakibini de yakmak istiyorum. 28.000 gömdük. Ve Reptile şu an yanıyor. Aynı zamanda şey Kung Jin de yanıyor karşı takımdan. Sub-Zero'ya bir girelim bakalım. Sub-Zero'nun şeyi çok güzel bak. Bir saniye yapabilirsem kombosunu. Bitirici kombosu var ya. Yapacak mı onu? Yapmadı. Bak bir tane daha bitirici kombosu var. Çok iyi o. Oo oğlum bu çok iyi lan. Müthiş ötesi ya. Şunu bir ikinci tinini bir atayım be. Şöyle bir avancam kankama. Oh 16.000'de böyle gömdük. Şöyle bir gel. Gerçi kalkanım var ya. Zehir atsana yazar ki. Atsana bir zehiri. Kaç vuruyorum merak ettim. Şş, vur. Vur lan. Vur. Vurmasını bekleyeceğim ya. Vur bakayım bir zehiri. Çocuk ama at artık. 110 falan mı vuruyorsun onu merak ediyorum. %90 engelliyor hasar kalkanımız. Müthiş ötesi yani. Neyse atıyorum ya artık, sen çok uzattın çocuk. Al şunu. Böyle bir tarayalım seni keleşimizde. Öldün mü? Ölmedin. Vaa. Wow. Kaç vurdu? 85. Müthiş. Ama çok iyi lan. Bak Frostbite efektini de uygulamışız. Bakın şu üst tarafta şu an Frostbite yazıyor. Şu buz işareti var, ona tıklıyorum. Reptile'in yanındaki. Bayağı iyi. Hani dondurduk karşı rakibe. Power Drain'i de uyguluyoruz. Yenilmez lan. Vallahi yenilmez ya. Çok iyi abi. Bir de şey kostümleri falan da müthiş duruyor. O da ekstra havalı. Güzel güzel yani. Mithya gel bakalım oğlum, seni bir tokatlayalım Mithya'cım. Karşı rakip yine yanıyor bu arada. Büyük ihtimalle Blazing yüzüğümüzden dolayı Scorpion'a yüzük vermiştim. Onunla alakalıdır. Onla. Konuşabileydim bir de. Mortal Kombat 11'de bu arada tavırlar var ya. Tavırları çekeceğim. Onları da çekeceğim. Daha çekmedim. Hani bir ara tavır serisi çekmiştim ya. Onlara geri gireceğiz. Mortal Kombat 11'in bu arada Aftermath'ini satın almadan hikayesini oynayamıyormuşsunuz. Onu da öğrenmiş oldum. İzin vermiyorlar. Oyunu valla... Oyunu neredeyse o fiyata aldım ben. Gidip de Aftermath'e o kadar para vermeyeceğim. Çok saçma olur yani. Ortalama bir pakette çıkarsalar tamam da. 601 vurdu bu arada, gördünüz mü? 601 abi. Çöp. Hani çöp ya. Aşırı çöp hem de. Güzel şeyi de uyguladık. Ah be. Onu kaçmasaydı iyiydi. Onu vurdum mu sana? Ya vurdum. Frostbite'i de koyduk bu arada. Kalkanımı geri alma ihtimalim yani %60'tı aslında da. Alamadık. Kötü. Şanssız işte. Böyle bir... Aha şunu vursam. Üstüne... Gerçi kalkanım var daha ya. Beni öldürmesi çok zor şu an. Oğlum öldüremezler ya. Gerçekten öldüremezler. Bak vursun birinci yeteneğini. Abi 1100 vuruyor yani. Ne beklersin ki şundan? Ne yapabilir ki bana yani? Bir de şunu bir geri atayım bakayım. Geri gelecek mi kalkanım? Attım abi. %60 ihtimal var ama bilmiyorum, emin değilim. Bakalım gelecek mi? Geldi. Kalkanım geri geldi abi. Hadi, hadi şimdi beni öldür. Oğlum imkanı yok. İmkanı yok. Vallahi imkanı yok. Hani çok güçlü. Vallahi şunu bir düzeltmeleri gerekiyor aslına bakarsanız. Hani karşınıza geldiği zaman yenemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Çok iyi oynamanız gerekiyor. Hata yapmadan oynarsanız bile yani o şanslıysa adam kalkanını sürekli alıyorsa hani düz vuruşta çok ağır tokatlayacağınız bir çar lazım. Düz vuruş da yapamıyorsunuz. Frostbite efekt var. Yani Power Drain uyguluyor sürekli olarak. O da ayrı bir dert. Yavaşlatıyor düz vuruşlarınızı. Sıkıntı ya. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Bak mesela şu an 180, 935 falan vuruyor bana. Hani 935 ile beni nasıl kessin bu adam? İmkansız. Ben ona 28.000 vuruyorum. Ne yapsın ki yani? Yapacağı bir şey yok abi. Çaresiz. Tamam hadi bırak sen de şunu. Güzel. Ben devam edelim bakalım. Parçalayalım ya. Shao Kahn gelmiş. Mortal Kombat 11 Jade var. Yeneriz gene yeneriz ya. Bir şey yapamazlar. Kodumuzda ne olsun? 103 olsun abi. Şöyle bir Cibat 31. Vay kardeşim. Sende bir Türklük seziyorum bak. Sende bir Türklük seziyorum. Deme.
Ama bu sıralamalar falan hoş olmuyor ya gerçekten. Tamam artık yapma. Yeter. Blokta kalmış bir de Allah'ın cezası. Neyse yan karakterlerini de yakıyorum. Kaç vurdun? Sıfır. Gördünüz değil mi? Sıfır. Bak hasar girmedi. 35 vurdu Shao Kahn. Düz vuruş 35 attı adam. Oğlum bu ne yapsın şimdi bana? Siz söyleyin yani. Ne yapabilir ki? İmkanı yok ya. Sonya'cığım gel aşkım. Seninle birazcık dövüşelim. Balkanın senin daha var. Güzel. Yeteneğimi harcamayacağım. Bak. 548. Aa yerime kilitledi. O kötü oldu bak. Kilitlemeseydi iyiydi. Neyse ben tekler miyim bunu? Bakalım. Yok yetmedi hasar. Sonya'nın galiba ikinci teneyi ben fullememişim. Ondan dolayı ya da fulledim. Fullediysem de gerçi birinci evrim. Ben devrimi yüksek değil bunların. Gold karakterken bunlar alınmıyordu ya. Şeydi challenge karakterleriydi. Ve Koldor topluca geliyordu aslında challenge'ları da. Yetişemiyordum. Birisini alsam diğeri kalıyordu. Hep de Sub-Zero'yu almaya çalışıyordum ben. İki kere alabilmişim işte. Bir, hani evrim bir şu an Sub-Zero. Sub-Zero dedin yani değil mi ben? Scorpion. Scorpion almaya çalışıyordum sürekli. Kalkanım geri gelmişti bu arada az önce. İyi. Ah be ulan. Yaşadık sandım da. Bunu bir atayım mı abisine? Atayım atayım. Blokta kalma. Blokta kaldı. Neyse blokta kalsan da sıkıntı yok zaten ya. 8800 gömüp. Bir de şimdi Scorpion'un kalkanı da çok şey ha. Çok saçma bir kalkanı var yani. Oo, şunun duruşlarına baksana abi şunların. Şu Scorpion'un yüzü, Sub-Zero'nun yüzü. Sonya aslında bir maskeye gidermiş ya. Vallahi gidermiş abi. Sovyet Rusya bayrağı gibi bir şey yapmışlar oraya. O ne öyle? Şeylerin, Rusların giydiği şeyler gibi. Jax abi gel bakalım. Ha, onu evet videonun başında söylemiş olacaktım ben. Şu an aklıma geldi bak. Ulan arkadaş işte bu duyduklarınızı hep mecburen kesip kesip şey yapıyorum. Yok şu an söylediğim yerleri katıyorum da eklemediğim kısmı eklemiş olacağım sizin o videonun başına. Şu an boş yapıyorum aslına bakarsanız. War 2009 ne alaka kanka? Yarısını Türkçe yarısını İngilizce okudum. Tam bir Türk hareketi. Bunu bir al bakayım oğlum. Ana şunu verelim biz bir ya. Valla sinir bozdun ama yani. İyi. Hem yanıyor şey aklıma gelmedi. Kayn'i hem yanıyor hem de şey var şu an Power Drain yiyor abi. Çok fena değil mi? Kalkanımız geri gelmiş bu arada. Müthiş. Gitti mi daha doğrusu onu da bilemiyorum. O salak yeteneği katamadı galiba. Şunu bir girelim şöyle. Blokta kalmama gerek yok aslında. Tokadı koydum mu sana şöyle öldürürüz seni. Güzel. At lan yetenek at bana. Yetenek at bana hadi. En güçlü vuruşunu yap. Hadi lan. Düz vuruşu güzeldi bakın. Şimdi yeteneği ne kadarmış onu öğreneceğim. Hadi yavrum. Bir yetenek at artık. Güzel. Kaç vurdun? 42. 340. Of be öldürdün. Bunu şöyle bir atayım. İşte Sonya aşırı güçlü abi. Bak kalkanım geri geldi bu arada. Üstünde şu an geri oluştu. Bir daha at yeteneğini. Of 95 mi? 42. 340. 320 bu sefer daha da az vurdum mal. Ulan çıldırırsın ya. Yazık lan. Vallahi yazık. Yenmeye çalışıyorlar ya bir de beni. İmkansız oğlum, imkansız. İşinize bakın. Aslında var ya, bunu her yerde kullanabilirsin ha. Hani çok harbiden çok yerde kullanılabilir bu. İstediği kadar yetenek atsınlar. Yani kulelerde falan da kullanılabilir. O yüzden diyorum. Bu takımı oluşturduğunuzda müthiş olur be. Yenmez ya. Gerçi şimdi şöyle bir şey de var. Bu takım şeye dayalı. Tamamen savunmaya dayalı bir takım. Yüksek savunmaya sahip. Kendine full savunmaya ermiş. Ama bazı takımlarda da işte hasar yüksek oluyor. Onları da durduramıyorsunuz. Mesela Ronin takımında veya Assassin takımlarda falan. Hasar çok ciddi yüksek. O yüzden bu takımda mesela o takım kapıştığı zaman yenilme ihtimali oluyor bu takımın. Düz vuruşları çok güçlü olduğu için onların. Ronin Kenshi mesela bir düz vuruşla 60 bin falan vuruyor saçma bir şekilde. 60 bini vurabiliyor yani. Rekor kırmaya çalıştığım zamanlardan biliyorum. Anladın dur kanka. Böyle bir al bakayım oğlum. 9000 artı ekstra hasar vurdu. Kaç vuracağım bakayım bir vur bakayım. 101 vuruyorsun düz vuruşta. Güzel aferin oğluma. Yetenek açacaksın mı? Hem armorla hem de şeyle şu ikinci yeteneğimin kalkanıyla ne kadar vuracak acaba onu merak ediyorum. %100'e yakın bir kalkanım oluyor ya. Hasarı ne kadar vuracak onu merak ediyordum da. Dur birazdan şeyden öğreniriz. Scorpion'dan. Gerçi o zaman şeyden öğreneceğiz yine. Sonya'dan öğreneceğiz. Al kanka. 54.000 vurdum bu arada. Sıfır vuruyormuş abi. Gördünüz değil mi? Sıfır. Az önce sıfır yedim yeteneğinden. %100'ü geçiyormuş kalkan aynen. Oğlum çok saçma ya. Hem Ice Armor var hem de kendi şeyi var kalkanı. Abi
Ne yapacaksın o zaman ki? İnanılmaz ya. Vallahi. Düzeltin abi şunu yani, olmaz böyle. Ticket mi falan atmamız lazım. Olmaz ki. Şimdi Mortal Kombat 11 team var. Bak şu an ağzına sıçacağım onların ben, hani ne yapabilir bana? Raiden, bak Raiden'ın üstündeki parlamalara bakar mısın ya? Ne kadar havalı oğlum. Raiden çok havalısın ya. Bir de Diamond olduğun zaman of of, sana vermeyen kalmayacak Raiden. Yoldan geçeni vallahi alacaksın ya. Bull Deer mı? Falan ismini senin ben. Böyle bir bak, onda da şu an armor var mesela ama 5 saniye, 12, 6 saniye miydi? Ha, kırıldı bak, geri zekalı gibi kaldı şu an. Oo, düz bayağı iyi vuruyor. Wow 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 hocam, ama kalkanım var o yüzden vuramayacak. Frostbite'i ben de yedim bu arada, çok kötü oldu. Sen de ye. Aynen sen de yemişsin. Geri zekalı, güzel. İkimiz de Frostbite'liyiz şu an. Ama bu yemedi. Sen yedin. Müthiş bir şey bu bak. Güzel. Kalkanın senin geri mi geldi diyecektim de yok. Bunu bir al bakayım oğlum. Vur oğlum. Blok ne ara geçtin sen ya? Az önce blokta değildin. Eğildim lan o. Eğildi gibi bir şey oldu ha. Şey değişti ya. Açı değişince eğilmiş gibi durdu. Kalkanım gene gelmiş bu arada. Hiç sıkıntı yok. Mal gibi kaldı bak. İkinci yeteneğimi attığım zaman bu arada tüm takımımı yeniliyor ha. Bak Sonya'nın ikinci yeteneğini attığım halde Scorpion'a kalkan geldi. Oğlum çok saçmasınız ya. Gerçekten çok saçmasınız. Birinci yeteneği bu arada attım da blokta kaldı. 5000 vurduk yine de. Ulan bu takım bir tık zorluyor gibi ha. Ya istediği kadar zorlasın, hayır da bir 5000 daha göreyim sana aşkım. Güzel. Bunu şöyle bir. Kalkanım çalışmadı, o kötü oldu ama sıkıntı yok. Böyle al kanka. İkinci yeteneğimi atmayacağım. Saklayacağım bilerek. Tamam. Şimdi bundan sonra atabilirim. Güzel. 98 falan vuruyor en son. 146 vurdu. Çok iyisin kardeşim. Bitirdin, öldürdün bizi ya. Ne yaptın? Böyle bir al. Tamam. Orada Motherland mi yazdı bu arada? Motherland'den kastı acaba Rusya mı? Ha? Yoksa. Şöyle bir şunu da al kankacım. Oğlum hadi ya. Bir git. Şunu atacağım. Attırmadım bir türlü. Sen de blokta kalma artık ya. Öldün artık. Kabul et şunu. Allah Allah. Evet abi. Gördüğünüz gibi zorlayan, hani bir tek Scorpion'u öldürebildiler şu ana kadar. Onun dışında herhangi bir ölüm olmadı. Onunla da yani karakter değiştirerek falan oynasam gene şey yapabilirdim. Yerime sabitlediği için öldürdü. Yoksa gene öldüremiyorlar. Hani canınızı bile indirmek çok zorken yenmeleri çok aşırı uçuk bir ihtimal ya. Gerçekten çok zor. Eğer takımınız varsa, gelin Faction Wars'a kasın bol bol. Hani Yedili Savaş'ta çok fazla etken veriyor. Bakın bir girişte 16.700 şey aldım ben. İlerleme şeyi aldım böyle. Baya önemli aslına bakarsanız. Hani biraz böyle 10 maç atsanız mesela 160 bini geçeceksiniz. Baya baya iyi bir şey. 160 bini geçtiğiniz zaman da belli bir yüzdelik dilime girince yani size ekstra kart veriyor. O kartı açarsanız Diamond karakter çıkarma ihtimali var ondan da. Hani işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bu equipmentlara değineceğim ya. Şunlara değineceğim. Yavaş yavaş bunları da anlatacağım. Full ekipmanlı olan karakterler falan var. Onlara değineceğim. Orada hesap da var bende, ekipmanları çok fazla olan. Ona da değineceğim yani. Her neyse, bu video şimdilik bu kadar olsun. Yakında bu arada bir tane daha tavır geliyor. O tavırı da size tanıtacağım. Linkway tavırlar tekrardan geliyor diye biliyorum. Onu da şey yapacağım. Tekrardan oyunda olmadığım süreçte geldiği için onlar öncesinde. Maalesef oynayamamıştım. Ama bu sefer oynayacağım. Sonuna kadar gideceğiz. Hiç merak etmeyin abi. Bir sıkıntı olmazsa tabii ki. Sınavlardan falan bezmezsem inşallah. Bir sıkıntı olmayacak. Daha yoğun çalıştığım zamanlarda ben size bildireceğim. Ondan öncesinden haberiniz olmuş olacak. Yani video atamayacağım zamanları veya atamayacağım, atamama olasılığım oluştu diyeyim. Lan bir de konuşabilsek ya. Atamama olasılığım oluştuğu zamanları ben size bildirmek istiyorum öncesinden. Mesela dünkü gibi. Her neyse uzatmayayım. Ne uzattım ya, ne boş yaptım. Onları bildireceğim işte size. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.